Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, şükür olsun. Bizler iyiyiz. Bugün şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz kimiz videosu çekiyoruz? Zaten ki başlıktan da anlamışsınızdır. Bakalım Gülşah kimmiş, Muhammed kimmiş, biz nasıl tanışmışız? Tanışmışız, nasıl evlenmişiz? Bu soruların hepsinin tek tek cevabını vereceğiz. Güzel bir video olacaktır umarım. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın bu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar karantinamız koronaya yakalanmadan aynen, atlattık. Çok şükür olsun. Yani negatif. Aynen öyle, bu haberi de sizlere verelim. Karantinamıza sona erdi. Şimdi önce ben başlayayım mı? Başla. Ben bir kimmişim bakalım bir öğrenin arkadaşlar. Ben Samsun'da doğdum. Samsun'da büyüdüm. Samsun'da yaşadım. Samsun'da yaşıyorum. Ki muhtemel Samsun'da da yaşayacağım. Tabii ilkokulu okuduk ama ondan önce şunu söyleyeyim. Benim annem babam onlar da Samsun'da doğma büyüme ama dedemin babası Kosova'dan buraya göç etmişler zamanında. Bu hani E-Devlet'te soy ağacı falan var ya. Dedem zaten diyordu ama biz de oradan netleştirdik. Kosova'dan buraya göç etmişler. Aslımız Arnavut. İlkokulu falan mahallemizde okuduk. Ondan sonra tabii liseye gittik. Lisem evime çok uzaktı. Liseyi bitirdik. Ben şunu anlatmak istiyorum. Lise, ben başladığımda 3 yıldı lise. 3 yıl lise okuyorduk. Ertesi sene 4 yıl olacaktı. Ben diyordum ki çok şanslıyız. Yani kendimi çok böyle şanslı hissediyordum. Sonra tabii ben lise 1'de sınıfta kaldım. Sınıfta kalınca otomatikman 3 yıllık liseyi 5 yıl okumuş oldum. Böyle niye sınıfta kaldın? Niye sınıfta kaldım? Bilmiyorum. Sanki böyle bir yabancılamıştım. Bir değişikti. Derslerim çok zayıftı. Çalışmıyordum. Bilmiyorum ya, o sıra her böyle bir şey vardı ya. Sınıfta kalma modası gibi bir şey o vardı. O şey değildi bizim zamanımızda. Tabii sen benden daha öncesin de. Sadece lise 1'de, 9. sınıfta. Aynen. Aynen, sadece lise 1'de kalma olayı vardı. Bir de çok aşırı kalan öğrenci vardı. Bizim okulda hani, da vardı bayağı. Benim yaşımda olan, 30 yaşımda olanlar varsa aşağı yukarı bilirler. Yani sınıfta kalmayan insan yoktu gibi bir şey. Hani 10 kişiden 3'ü 4'ü sınıfta kalmıştır. Neyse işte tabii 3 yıllık liseyi 5 yılda bitirdim. Sonra üniversite sınavına girdim. İlk senemde barajı bile geçemedim. İkinci senemde tekrar girdim. İkinci senemde kazandım. Giresun Üniversitesi İşletme Yönetimini kazandım. Tabii ki de hemen koşa koşa gittim arkadaşlar. Kaydım maydımı yaptırdım. Ben hani yurtta hayatımda hiç kalmadım. Evde kalmak istiyordum. Çok şükür bir eve çıktım. Hatta tek başıma çıktım. Giriş katta çok küçücük bir evdi. Sonra şimdi Gülşah dinleyelim. Tanışmamıza geçeceğiz. Arkadaşlar ben de doğma büyüme Samsunluyum. Annem babam Trabzonlu. 3 kardeşiz. 2 abim var. En küçükleri benim. Ben onu söylemedim. Çok özür dilerim. Ben de en küçükleri benim. Benim de 2 tane ablam var. Samsun'da büyüdüm. Samsun'da işte ilkokul, liseyi okudum. Ben de işte Giresun Üniversitesi'ne gittim. Tabii ben 2. senemdeydim değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ben gittiğimde Muhammed 2. senesindeydi. Yani onun zaten 2 yıllıktı. Aynen. O sonradan üstünü tamamladı. Son senemdi yani. Hadi ben ona kadar şanslı değilim diyormuşum. Ben yurtta kalıyordum. Ama yani evde kalmak istememiş miydin? Ama hayır, ailem istememişti. Ha, ailem istememişti tabii ki de. İstememişti. Ya benim yurt hayatım çok zor geçti ya. Peki neyse. Sonra biz nasıl tanıştık? Biz nasıl tanıştık? Benim yurtta, yani ilk sene kaldığım yurtta iki tane yakın arkadaşım vardı. Biri odamdaydı, biri de başka bir odadaydı. Başka odada olan Muhammed'le aynı okuldaymış. Tabii ben bunu aynı bilmiyorum. Aynı sınıftaydık o arkadaşlar. Tabii o zamanlar onlar yakın arkadaşlarmış hatta, evet. Böyle bir gruplarmış. Ben Muhammed'i tanımıyorum, hani onun çevresini de tanımıyorum. Sadece o kişiyi tanıyorum. Neyse, ondan sonra işte bir gün o arkadaşım okulda benden bahsediyormuş. Daha doğrusu şöyle, biz önce şimdi Giresun'u belki bilenler bilir, bir Mecburiyet Caddesi var, Gazi Caddesi, yokuş. Nereye gitmek istiyorsan oradan geçmek zorundasın arkadaşlar. O yüzden Mecburiyet Caddesi der öğrenciler. Biz orada Muhammed'le yolda karşılaşmıştık ama hani öyle tanışma falan olmadı. Tabii ben Gülşah'a dikkat ettim. Gülşah gördüm ama Gülşah hiç belki de görmedi beni. Tam hatırlamıyorum ben ama. Aslında hatırlıyorum. Yani gördüğümü hatırlıyorum. Çünkü zaten gördükten sonra bu olaylar gerçekleşti. Yani oradan hatırlıyorum gördüğümü ama hani öyle kafaya takmadım tabii ki de. Normal hani her geçeni görüyoruz ya, ben de gördüm yani. Bir de yakın arkadaşım işte yanımdaydı o zamanlar, yakın arkadaşımdı. Ben taktım ama kafaya tabii. Hani o selamlaşınca ben de görmüş bulundum doğal olarak. O arkadaşım işte okulda, o ortamda benden bahsediyormuş işte, beni anlatıyormuş. Ne anlattığını bilmiyorum. Hatırlamıyorsun. Bir konu anlatıyor. Konunun içine Gülşah geçiyor, Samsun geçiyor, bir şeyler geçiyor. Dedim ki bu Gülşah kim? O da söylememiş. Sana ne demiş? O da sana ne dedi bana. Ben dedim niye sana ne diyorsun? Hani merak ettim.
Ben dedi bulurum bu kızı. Sonra tabii arkadaşımın Instagram'da hani takip edilenler falan var. Oraya girdim işte, takipçilerine girdim. Baktım. Var bir tane Gülşah var. Hayır, iki tane Gülşah var. Dedim herhalde budur tahminen. Beni seçmiş. Aynen. Seni seçtim birkaçı. Aynen budur diye tahmin ettim. Ekledim. Ben yurtta oturuyorum işte oda arkadaşımla. Sonra işte Instagram'a girdim. Baktım Muhammed Ay diye biri beni eklemiş. Giresun Üniversitesi yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ben tanımadığım için ilk senem bir de hani ben öyle bir ortam falan kurmadım tabii. Hani öyle çıkıp dışarı arkadaşlarımla ilk senemde daha yani... üniversiteyi tanıma aşamasındayım evet. O sırada. İşte arkadaşıma sordum, dedim Muhammed Ay'ı tanıyor musun? O da dedi ki yok tanımıyorum. O da arkadaşım bu. Ondan sonra neyse ben reddettim isteğini, kabul etmedim. Sonra ben tabii... zaten hani tanımadığım kişileri normalde de Instagram'a kabul etmiyorum. Ondan sonra neyse diğer yakın arkadaşım işte Muhammed'le arkadaş olan... Ortak arkadaşımız. O geldi işte bizim odaya, bizim yanımıza okuldan çıkıp geldi işte bir şeyler anlatıyor falan böyle. Ondan sonra işte Muhammed'in ismi geçiyor. Hani soy ismi geçmiyor tabii. Ben hiç dikkat etmedim. Diğer oda arkadaşım Muhammed'in soyadı ne dedi. Ondan sonra işte o da Ay dedi. Ben hala anlamadım tabii. O kadar üstünde durmadığım için. Neyse. Yani benim oldum ortaya çıkacak birazdan. O ekleyen kişi ben bir şey. Ondan sonra işte o oda arkadaşım dedi ki acaba Muhammed Ay o mu dedi. O sırada ben de telefonu elime aldım. Bir daha istek var o sırada. Pes etmedim. Neyse gösterdim arkadaşıma, dedim ki bunu tanıyor musun? O da işte evet dedi, Muhammed dedi işte benim hani yakın arkadaşım okuldan falan. İyi çocuktur falan dedi, o da Samsunlu dedi. Hani kabul edebilirsin, bir sıkıntı yok dedi. O zaman da mülayim tabii arkadaşlar yani. Sessiz sakin. Gene aynıyım, ayrı mevzu da. Neyse ondan sonra ben kabul ettim. Sonra tabii resimlerine bakıyorum. Şöyle bir ayrıntı vardı yani, Muhammed'in bir resmi var. Ki hala yani şöyle söyleyeyim, önce söyleyeyim de Muhammed'in bir resmini gördüm. Ya aynı babamın gençliği. Ha. Olur yani hani ne bileyim hani şey derler ya, kız çocukları işte babalarına benzeyen kişilerden işte sever, hoşlanır, aşık olur falan. Ama gerçekten hani çok benzettim ki bu tanıştıktan sonra yani evlendikten sonra akrabalarımız tanıyınca da akrabalarımız bile, babamın tarafından olan akrabalarımız bile anneme demiş ki işte hani babamın gençliğine benziyormuş. Onlar bile söylemiş yani. Bu da tabii ister istemez dikkatini çekti değil mi? Hani. O zamanlar o dikkatimi çekti. Neyse Muhammed bana mesaj attı. Benim soyadımı yanlış okumuş. Aynen. Yanlış okuyorum. Hatta sorayım, senin soyadın bu mu? Ha, benim işte yanlış şu okumama rağmen. Yanlış söylediği soyadımdan benim Samsun'da tanıdıklarım var diyor. Halbuki öyle bir tanıdığım yok abi. Niye böyle bir konu açtım? Niye konuşmak için bu tarz bir şey söyledim? Hiçbir fikrim yok o zaman. Neyse ben de diyorum ki ya diyorum benim soyadım o değil bu. Ondan sonra işte bu ısrar ediyor. Tamam diyor işte ben de onu diyorum diyor. Senin soyadın bu diyor. Benim tanıdığım çok kişi var. Ya arkadaşım diyorum benim soyadım o değil bu, yanlış okuyorsun. O da dedi ki işte yanlış okumuşum işte kusura bakma falan, tam hatırlamıyorum ayrıntılarını. O sırada biz de güldük tabii. Hani o sırada oda arkadaşlarıma da söylüyorum doğal olarak. Ondan sonra oda arkadaşımdaki yakın arkadaşım dedi ki işte yanlış okudun, iyi salladın gibi bir şey yazdırdı bana. Neyse Muhammed sinirlendi. Aynen. Sen kendini ne sanıyorsun? Benimle adam gibi konuş. Bilmem ne, ama nasıl atar yapıyor bana. Helal olsun bana. Ben de atta kalmayacağım ya. Ben de buna saydırıyorum. Neyse biz bir kavga ettik Instagram'da. Sonra işte sildik. Ben onu sildim. Aynen. Ben de daha da bir şey demedim kavga edince yani. Aynen. Ondan sonra işte aradan kaç gün geçti tam hatırlamıyorum. İşte o ortak arkadaşımız şey dedi. Hadi benim dersim mi boş dedi. Bir şey dedi. Bir dersim mi var dedi. Ondan sonra okulda otururuz bir şey dedi. Hani biz de zaten hani yeniyiz. O bizden bir sene önce. Hani Muhammed'le bir oldukları için. İşte hadi gidelim falan. İşte üçümüz kalktık okula gittik. Ama biz ayrı okullardayız. Evet. Ayrı binalardayız. Yerleşkelerimiz farklı bizim Muhammed'le. Aynen öyle. Yani mesela... Benim kaldığım yere Muhammed'in okulu yürüme 5 dakika, benim gittiğim okul Doğmuş'la 15 dakika. Yani hani benim okul yürüme mesafesi Gülşah'ın evet. okulu başka bir ilçede gibi bir şey, Giresun'u bilenler bilir. Yok ilçe değil de yani yerleşke uzakta, diyelim. He, evet. Uzakta işte. Sonra geldiniz. Geldik. Göstereyim mi? Muhammed kantinde, kantinin böyle ağası sanki.
Aynen. Öyle bir oturmuşum ki arkadaşlar. Muhammed şöyle, aynen şu şekilde oturmuş. Baya baya üstüne atmışım böyle. Oh keyif bende. Hani sanırsın okul benim kantinim. Bir de direkt benim şey kantinin girişinde yani ister istemez görüyorum nasıl oturduğunu. Hani tanımıyorum ama hani yani gördüğümde tanıdım ama direkt dikkat çekiyor oturuş. Aynen. Ben kantine girdim. İşte Muhammed bizi gördü. Direkt komutanını görmüş gibi ayağa fırladı. Hazır ola geçti. Hoş geldiniz falan filan. Neyse biz hoş bulduk. Muhammed. Tabii abi yani düşünsene yani bir yani ne bileyim yani ilk gördüğümde resmini mesmini yolda da gördüğümde etkilenmiştim. Yani yalan yok şimdi. Kantine de gelince yanımda da ortak arkadaşımız otomatikman ayağa kalktım yani hani kalktı. Saygı gösterelim. Ama geri oturdu sonra peşine aynı şekilde. Yine yayıldı o sandalye. Olsa ayağa kalkmam büyük bir başarı benim yani. Evet ondan sonra neyse işte diğer arkadaşlarıyla falan tanıştık işte Hacı Ayla. İşte tanıştık konuşmaya başladık. En son işte bahçeye geçtik. Kantinin içindeydik bahçeye geçtik. Muhammed tam karşıma oturdu. Bilmiyorum hatırlıyor mu oraları? Yok ben hiç hatırlamıyorum. Size yemin yani ediyorum yok. Masa hani karşılıklı oturuyoruz böyle. Muhammed aynen böyle bana bir şey soruldu. Ben de bir şey anlatıyorum. Muhammed de elini koymuş böyle bana bakarak beni dinliyor ama böyle pür dikkat. Ben de farkındayım çünkü karşımda ama ben ona bakmıyorum. Neyse. Ondan sonra öyle tanışmış olduk. Yani tabii gene yani birbirimizi ben yani Instagram'dan bu sefer ekledi, kabul etti. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun, konuşmalar vesaire başladı. Tabii arkadaş olduk. Ikimiz, ha, ikimiz de Samsunluyuz. Hani Samsun'dan konuşuyoruz. Samsun neresindensin? Şuradanın, buradanın vesaire derken. Ay size bir şey de anlatacağım. Annemin Muhammed'i nasıl öğrendiğini de anlatacağım size. Bana yaptığı oyunu da anlatacağım. Anneye anlatacağım. Ondan birazdan dinleyeceğim. Sevdim de kendisini açıkçası. Tam böyle benim evlenebileceğim bir insan. Ben bu kızın peşini asla bırakmam. Şey demiş. Yani ben bununla evleneceğim eminim. Hani hissediyorum. Aynen. O hissetmiştim demiş. Açıkçası. Ya nasıl yani, hissetti bilmiyorum. Allah şükürler olsun. Öyle bir his geldi bana. Belki de beni kandırıyor. Yok hayır olmuyor öyle şey. Allah şükürler olsun öyle bir his geldi bana. Sonrasında tabii yaklaşık 3 ay kadar bir ikna etme çabalarım oldu benim. Yani benim niyetimi biliyordu Gülşah açıkçası ama daha üniversiteye de yeni başlamıştı. Yani ikinci senesine geçecekti, geçmek üzereydi. Biraz peşinden koştum. Biraz koştum ama peşinden. Ama bizim öyle bir ilişkimiz vardı ki, kusura bakma söyleyeceğim ama. Yani Muhammed aslında yani hani üniversite ortamı doğal olarak hani arkadaşları falan var, geziyorlar, tozuyorlar ama Muhammed ikinci öğretimde bir de. Hani akşamları okuyor. Gündüzleri uyuyor. Saat 5'te derse gidecek. 4.30'da benim yanıma geliyor. Beni görüyor gidiyor. Yani bizim ilişkimiz bundan ibaret. Yani bir yarım saatlik arada yarım saat var yok. Bir de Giresun'u yine bilenler bile çok küçük bir şehir. Hani herkesin birbiriyle denk gelmesi çok kolay olan bir şehir. Hani ben kendi arkadaşlarımla çıkıyorum. O kendi arkadaşlarıyla çıkıyor. Denk geliyoruz. Aa ne haber nasılsın hadi görüşürüz. Yemin ediyorum ilişkimizin en başı bu şekilde. Ya o fazla da olmamıştı şimdi. Yani birkaç kere anca olmuştu. Ama bana meyveler getirmeler yurda. Onlar olacak arkadaşlar. Onlar olması kalın gerekiyor. Aynen. Sonra işte başladık. Bir şekilde hani ilişkimiz başladı şükürler ama olsun. Bir dakika daha başlamadan önce şöyle bir muhabbet de var. Şimdi tanışma aşamasındayız hani sonuçta tanışmak için bazen hani görüşüyoruz. Görüştüğümüzde de mesela bir kafeye gidiyoruz. Bütün paraları Muhammed veriyor. Bana kesinlikle para verdirmiyor. Sanki kendisi öğrenci değilmiş gibi. Ben de sinirleniyorum. Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın. Her şey karşılıklı. Neyse ondan sonra ben de tabii sinirlendim. O zamanlar öğrenim kredisi alıyoruz tabii. O zaman ilk senemde yalan olmasın 300 küsür bir şey alıyorum işte. Değil mi? Öyle bir herhalde, şeydi. Aynen. Neyse ben de sinirlendim. Gittim işte markete. Bütün paramla yurtta yani diyorum ki zaten hani ben o sırada zaten İngilizce işletme okuduğum için bir yıl hazırlık okudum. Hazırlık şey benim hemen yurdumun altındaydı. Sonradan o 15 dakikalık olan fakülteye geçtim ben. Önce hazırlık binasındaydım. Diyorum ki zaten kendi kendime. Hani okulum hemen aşağıda. Zaten hani yurtta kalıyorum, yemeğim var. Gittim bütün paramı harcadım. Muhammed'e ev alışveriş yaptım. Onlar evde kalıyorlardı. Evet. Ya ben o evden çıktım. Sonra arkadaşlarımla eve çıktım bu süre zarfında. Evde bir 4 kişi falan kalıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ondan sonra tabii şey almışım ben. Baget falan almışım. Evet, tavuk böyle kemikli tavuk oluyor onlardan almış. Getirmiş. Ben bir kapıyı açtım baktım Gülşah'ın elinde 3-4 tane poşet arkasında arkadaşı onun elinde 3-4 tane poşet
alın size erzak. E niye aldın? Sen sürekli bana bir şeyler ödetmezsen, hesap ödetmezsen ben de sana böyle yaparım dedi. Bir de şey, arkadaşı şey diyor, vallahi diyor evde hiçbir şey yoktu. Yoktu, evde de bir şey yoktu, iyi oldu. Sıkıntı bizimki kemikli et yemiyor işte. Bilmiyorum. Mesela o etleri ben pişirdim, arkadaşları yedi. Gülşah o ay parasız kaldı. Vallahi parasız kaldı. Ama olsun. Büyük bir sevap işlemiş oldu. Bir aylık alışverişimizi yapmış oldu. Tabii ben de gereğini yaptım ondan sonra. Çok şükür. Sonra şu annenin bize öğrenme şeyini anlat bakalım hadi. Neyse biz annem nasıl öğrendi? Ben ondan sonraki sene şey eve geçtim. Arkadaşımla, yurttan bir tane arkadaşımla. Annem işte Trabzon'a gidecekti. Bize uğradı. Sonra Trabzon'a gitti. Orada işte bir şekilde, tabii benim Instagram'da ailelerim ekli değildi. Hani hepimizin zaten zamanında kimse ailesi ekli değildir. Ondan sonra beni işte aratmış, bulmuş bir şekilde. Akrabalarım falan filan herhalde bir şeyler olmuş. Benim işte Muhammed'in resmimi görüyor. Arıyor beni, diyor ki ama bir dakika. Ondan önce Muhammed'i annem tanıyor ama şöyle tanıyor. Üniversiteden arkadaşım Samsunlu. Muhammed o zamanlar organizasyon yani, işi yapıyor. Benim ismim geçiyor yani. İsmi geçiyor bu olay olmadan önce. Şey hani bu yalan değil. Biz Muhammed'de organizasyon işlerine gidiyorduk yazın. Hani tabii. O üniversitenin yazında. Neyse o zamanlar tabii ismini biliyor. Neyse bizim resmimizi de görünce annem beni arıyor ikinci senemde üniversitede. İşte Gülşah ben seni rüyamda gördüm. İşte yanında Muhammed vardı. Trabzonlu. Horon oynuyordunuz yan yana diyor bana. He tamam olabilir anne falan diyorum. Çünkü tanıyor zaten arkadaşım olarak biliyor. Ben de anlamadım o sırada. Neyse işte tatile eve geliyorum ben Samsun'a. Annem işte oturmuş bana bakıyor. Diyor ki bana söylemek istediğim bir şey var mı? Ben de tabii anladım anladığını. Dedim böyle böyle Muhammed var sana söylemek istediğim. O şekilde öğrendi. He bir de bu arada annelere söylenen şeyler babalara direkt gidiyor haberiniz olsun. Değil mi? Evet. Ben bilmiyorum ama babam biliyormuş. Ondan sonra arkadaşlar tabii bizim ailelerimiz öğrendi etti. Çok şükür olsun benim üniversitem bitti. Gülşah'ın da otomatikman hani daha senesi vardı. Benim üniversitem bitti ama ben Samsun'a döndüm. Samsun'da bir ay iki ay kaldım sıkıldım. Gülşah da yok burada. Dedim ben Giresun'a geri gideyim. Yaklaşık bir 6-7 ayda Giresun'da kaldım arkadaşlarımın yanında. Dersim mersim yoktu. Diplomamı almıştım, mezun olmuştum. Yani Gülşah için Giresun'da kaldım. Böyle bir fedakarlık. Aynen yaptım. Yaptık. Sonrasında ise tabii ben Samsun'a döndüm. Dönmek zorundaydım artık çünkü. Yani Gülşah'ın 3 yılı daha vardı. Sonra tabii ben Samsun'a döndüm. Babamla beraber çalışmaya başladık. Benim babam bilmeyenler için inşaat ustası. Mesela o zamanlar şey yapıyordu, tuğla örüyordu hani bilenler bilir metrekare işi tuğla alıyorsun bir binanın onu örüyorsun. Ben de onun yanında tabii çalışmaya başladım. Yaklaşık bir 9-10 ay beraber babamla beraber çalıştık. Sonra tabii hani bir boş kaldık. Kış zaten olmuyor. Bazı sezonlarda böyle biraz boş kalabiliyorsun. Ondan sonra tabii biz ne yapalım ne edelim. Gülşah'da okulu bitmedi. Son senen vardı. Dedi ki nişan yapalım. İsteme oldu ya daha dur. 2 yıl daha al hemen sonuna geldin sen. Ama tamam sonuna geldin sonuna de. Sonuna gelelim direkt. Yani çok oldu. Da uzatmayalım. Tabii biz gittik istedik. 2 senem vardı herhalde istediğimizde. Dedi ki seneye de nişan yaparız. Aralara böyle mesafe koyarız. Gülşah'ın son 1 senesi vardı. Biz nişan yaptık. Güzel de bir nişan oldu. Şimdi bakayım birkaç tane fotoğraf görsem mesela bulabilirsem eklerim muhakkak buralara. Evet, davam billah dağılık çıktı. Sizi bir artık sayalım arkadaşlarımıza. İkinci sorumu soruyorum. Kim daha inatçı? Biraz sorabilirim. Evet, üçüncü sorum. Her zaman haklı olan kim? Biraz sorabilir miyim?
nişandan sonra Gülşah mezun oldu. O sırada da dedik ki düğün yapalım. Tabii düğünden önce benim iş bulmam gerekiyordu. İşi nasıl bulacağız, nasıl edeceğiz derken arkadaşlar o sırada askere gidip geldim zaten. Yani nişandan sonra askere gidip geldim. Askere gittim geldim, iş aramaya başladım. Hani her yere CV bırakıyorum. Kimse dönüş yapmıyor. Her yere CV bırakıyorum, dönüş yapmıyor. O zaman da pandemi yok, bir şey yok. Hani bir de başvurduğum yerler de yani çok böyle büyük asgari ücretle işler arıyor. Tamam, büyük yerlere de hani üniversitede mezun olduğum bölümlere de başvuru yapıyorum ama adamlar tecrübe istiyor, dönüş yapmıyorlar. Neyse bir gün işte o Shell'in önünden geçerken, eski çalıştığım Shell'in, oraya dedim buraya da bırakayım dedim. Hani belki dedim alırlar, sanmıyorum ama dedim çünkü bayağı bir kalabalıktı dedim. Herhalde burada personel çok bizi almazlar. CV'mi bıraktım, direkt de şansa müdüre bırakmışım, İsmail abiye. Hemen çıktım, 15-20 dakika sonra beni aradılar. İsmail abi dedi ki böyle böyle neredesin, gel bir görüşelim. Zaten eve gidiyordum ben. Hemen geri döndüm oradan. Tabii iş yerin o zamanki asıl müdürü, yani patronu diyeyim size. Onunla görüştüm ettim. İsmail abiyle görüştüm ettim. Her şey güzel geçti. Olumlu geçti. Beni işe aldılar. Gerekli evrakları şey yaptım, hazırladım. Orada işe başladım arkadaşlar. Çok şükür olsun artık bir işim vardı. O süre zarfında tabii biz düğünü ne zaman yapalım diye bir konuşma yapıyorduk aramızda. 2018 yılının başıydı değil mi? Yok, 2019 yılının 2019'da başıydı. 2019'da evlendik. Ha, 2019'da evlendik. Hani Ocak, Şubat gibi ne zaman yapalım diye konuşuyorduk. Dedik ki bu yaz yapalım. Herkes okey dedi. Benim ablam okeylemedi. Dedi ki bu yaz yapmayalım. Biraz 2000... hani şey dedi. Biraz para biriktirin. Birikim yapalım. O 2020 şey. Yılında yapalım dedi. Yok dedi, bu yaz olacak bu iş. 2027'de zaten dedim para biriktiremeyeceğiz. Yani, yeterince bekledim ben Gülşah. Ya bir daha yaklaşık 6 yıl oldu. 5 yıl olmuştu, özür dilerim. 5 yıl olmuştu. O zaman 4 yıl olmuştu. Neyse yani, artık işte. Ha. Hesaplar karıştı. Hesaplar bayağı bir karıştı. Neyse ondan sonra dedim bu yaz olacak bu düğün. Daha ertelemenin hiç manası yok. Zaten 1 yıldır nişanlıyız biz. İyi dedim, güzel, hoş, yazın bir düğünümüzü yaptık arkadaşlar. Çok şükür olsun ki düğünümüzü de yaptık. Tabii o sırada eşyalarımızı aldık gittik, evimize de yerleştik. Ha, biz 2019'un yazında düğünümüzü yapmasaydık şayet 2020'nin yazında zaten yapamayacaktık. Pandemi girmişti. İlk girdiği zaman. Yani normalde ben hani ablamı ne zaman dinlemesem, bilirsiniz böyle şeyleri. İleriki siz anneyi babayı dinlemediğinde ne olur başınıza gelir. Ablamı normalde ne zaman dinlemesem bir iş olurdu. Ama bu sefer dinlemedim ablamı. İyi ki de dinlememişim. Böyle de bir şey oldu. Şükürler olsun. Evliyiz, şey, mutluyuz. Aynen, her şey yolunda şu anda. Bir senemizi doldurduk. İkinci senemize de yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Eylül'de ikinci senemiz olacak Allah izin verirse. Öyle. Bu karavan meselesi nereden geldi? Karavan hayaline biz nasıl başladık? Buna da ayrı bir video yaparız. Evet. Biz buyuz arkadaşlar. Videonun belki başında yaşımızı söylememiş olabiliriz. Ben 29'u bitirdim, 30'dan gün aldım arkadaşlar. Hayır arkadaşlar, kendisi 28'i bitirdi, 29 yaşında şu anda. Neyse işte ben o mevzuyu ben... Hayır pardon, 29 20... yani 28'i bitirdi derken yani şu an 29 yaşında yani. Hesaplıyor, inanmıyorlar. Şu yaş kavgaları çıkıyor ya arada. İlla kendini büyütecek. Şu anda 29 yaşındayım arkadaşlar. Ben 26 yaşındayım. Aramızda böyle bir yaş farkımız var. O da tabii ki sorun değil. Biz buyuz. Bizim çok kim olduğumuzu. Yaş var. Yani o da normal. Bizim kim olduğumuzu öğrendiniz arkadaşlar. Gene varsa sorularınız, mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Soru cevap şeklinde. Biz soru cevap şey yapabiliriz ama bunu Instagram'dan paylaşırız size arkadaşlar. Hani soru cevap videosu yapacağız diye. O zaman sorularınızı sorarsınız. Bizi de Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın bu arada. Böyle. Eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok şu anlık. Aklıma gelmiyor. Çok şükür olsun arkadaşlar. Yani her şeyimiz yolunda. Her şey yolunda.
Rabbim bütün evlenmek isteyen çiftlere yardım etsin. Yani hele de bu zor süreçte düğün yapamıyorlar. Yani nişan yapamıyorlar. Yani ne bileyim, düğün çünkü hayat bir kez olan şu bir şey olduğu için. Şu an düşündüm de biz ben üniversite okurken sözde nişanlanmıştım. Tabii tabii. Arkadaşlar önce üniversiteyi bitirin ya, kötü örnek olmuyor da. Yani, yani tamam, bizim için kötü bir şey olmadı tabii ki de. Son senede nişanlanabilir herkes bence. Gayet de mantıklı yani. Bir şey yani. Bu onu şekilde. Düşünüyordum şu an. Allah'ım herkese yardım etsin. Evlenmek isteyen, evlilik hazırlığı yapan insanlarımıza, kardeşlerimize, herkese Allah yardım etsin. Onların da yolu bahtı açık olsun. Şükürler olsun. Biz muradımıza erdik. Darısı ne derler? Evlenmek isteyenlerin başına, öyle diyelim. Devamını bulamadık. Bu video bu kadar olsun bizden arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.